Selamlar ve sevgiler değerli gençler. Çukur aynaya gönderilen I ışını şekildeki gibidir denmiş. Buna göre I ışın aynadan yansıdıktan sonra yollardan hangilerini izleyebilir diye soruluyor. Şimdi hemen burada çukur aynadaki yansıma özelliklerini hatırlayarak yola çıkalım. Şimdi bakın merkezin dışından gelen ışının yansıdıktan sonra asal ekseni odakla merkez arasındaki bir noktadan keserek gideceğini biliyoruz. Peki eğer ışın merkezden asal ekseni keserek aynaya geliyorsa bu durumda ışın kendi üstünden geri yansıyordu. Odakla merkez arasından asal ekseni keserek gelen ışın, merkezin dışındaki bir noktadan asal ekseni kesecek şekilde yansıyordu. Odaktan gelen ışın bildiğiniz gibi asal eksene paralel şekilde yansıyordu gençler. En son olarak da odakla tepe noktası arasındaki bir noktadan geçecek şekilde gelen ışının kendisinin asal ekseni kesmediğini uzantısının aynanın arkasında herhangi bir noktada asal ekseni keserek yoluna devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar gelen ışın gördüğünüz gibi asal ekseni keserek geliyor. Şimdi buradaki asal ekseni kestiği noktanın hangi nokta olduğunu bilmiyoruz. Eğer bu nokta merkezin dışındaysa bir nolu ışın gibi gidebilir. Yani odakla merkez arasından. Eğer bu nokta odakla Merkez arasındaki bir noktaysa merkezin dışından yani iki konumundaki gibi yoluna devam edebilir. Eğer bu nokta asal ekseni kestiği nokta odak noktası ise bakın asal eksene paralel gidebilir. Odakla tepe noktası arasındaki bir noktaysa dört gibi yani uzantısı asal ekseni aynanın arkasında kesecek şekilde yoluna devam edebilir. Öyleyse bu seçeneklerin hepsinin yaşanma olasılığı var. Selamlar değerli arkadaşlar. Odak uzaklıkları F olan aynalara gönderilen KLM ışınları şekildeki gibidir denmiş. Buna göre KLM ışınlarından hangilerinin yansıması doğru olarak çizilmiştir deniyor. Hemen karşıına bakalım. Karşına bakın tümsek aynaya uzantısı odaktan geçecek şekilde gelmiş. Bildiğiniz gibi uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın tümsek aynadan asal eksene paralel olarak yansıyor. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Ancak 2'ye baktığınız zaman burada tümsek aynaya ışın asal ekseni keserek geliyor. Bakın burada bize odak noktası kafamızı karıştırmak için verilmiş. Bakın odak noktası gördüğünüz zaman hemen asal eksene paralel demiyorsunuz. Çünkü tümsek aynada, tümsek aynada asal eksene paralel olarak yansıma şartı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi uzantısının odaktan geçmesi ile gerçekleşiyordu. Bakın aynanın önünde odak olmaz. Odak kadar uzak bir nokta olur ve asal ekseni keserek gelen ışınların tamamı uzantısı odakla tepe noktası arasından asal ekseni kesecek şekilde yansıyacaktır. Öyleyse böyle bir durumun yaşanma şansı yok. Hemen 3'e bakalım. Bir tümsek ayna pardon çukur ayna görüyoruz. Çukur aynada bakın uzantısı aynanın arkasından F kadar uzaktan asal ekseni kesecek şekilde gelen ışını paralel göndermiş. Oysa ki çukur aynada paralel gelme gitme şartı nedir? Gelen ışının asal ekseni odaktan geç, e, kesecek şekilde gelmesidir. Odak aynanın önünde de sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada da hata var. Öyleyse hangisi doğru çizilmiştir? Yalnız K. Merhabalar sevgili gençler yukarıdakilerden hangileri tümsek aynanın günlük hayatta kullanıldığı durumlardandır deniyor. Hemen bakalım dolmuşların içerisindeki dikiz aynaları. Evet tümsek ayna kullanılan yerlerden bir tanesi. Çünkü bakın bu durumda daha geniş bir görüş alanı elde edilir. Tabii ki metro duraklarındaki aynalar tümsek ayna dış büke yüzeye sahiptir. Keskin virajlarda... Daha geniş bir görüş alanı sağlamak için yine tümsek aynalar kullanılır. Öyleyse sevgili gençler burada sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. Selamlar sevgili gençler bir aday sürücü şekilde bir dikiz aynasına bakarak otomobilini geri sürüyor. Bu sırada eğitmen dikiz aynasına bakarak otomobili sürerken dikkatli olmalısın. Çünkü bu ayna cisimleri daima olduğundan küçük gösterir diyor. Buna göre dikiz aynasından elde edilen şekildeki görüntüyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Hemen şimdi sevgili gençler burada bir tümsek ayna özelliği inceleyelim. Buradaki tümsek aynada e, görüntü oluştururken bakın paralel bir ışın gönderdim. Bildiğiniz gibi uzantısı odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde bu yansıma gerçekleştirecek. İkinci bir ışın da bakın tepe noktasına gönderelim. Burada tepe noktasında asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansıma gerçekleştirerek yansıyor bakın şuradaki açılar alfa ve alfa birbirine eşit. Şimdi bu iki ışının kendisi kesişmiyor. Gördüğünüz gibi yansıma sonucunda öyleyse bunların uzantıları aynanın arkasında kesişip görüntü oluşturuyorlar. Bakın bu cismin uç noktası K ise bu kanun görüntüsü burada yer alacak Öyleyse sevgili arkadaşım buradaki görüntümüz şekildeki gibi aynanın arkasında oluşuyor güzel şimdi buradaki cismi ve görüntüye baktığınız zaman tümsek aynada görüntü özelliklerini e, görebileceğiz Öncelikle burada cismin ve görüntünün boylarına dikkat ettiğiniz zaman cismin boyu görüntünün boyundan nedir daha büyüktür ve burada Aynı zamanda görüntünün ve cismin aynı uzaklıklarını inceleyelim. cisim ve DG görüntü olarak bunları nitelersek eğer boyu büyük olan daha uzakta olacak tabii ki. Öyleyse DC büyüktür DG diyebiliriz. Ve böylece bakın tümsek aynada her zaman cismin boyundan daha küçük bir görüntü elde ediliyor ve bu görüntü daima aynanın arkasında ve sanal bir görüntü olacaktır. Öyleyse burada kullandığımız ayna bir Tümsek kaynadır dolayısıyla hemen ikiye güle güle dedik şimdi bire bakalım sanal demişle evet her zaman aynanın arkasında yer alan bu görüntü sanal ve aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından küçüktür ee, görüntü özelliği olarak bakın bunu yukarıda ifade etmiştik ne demiştik her zaman Uzakta olanın boyu daha büyük. Dolayısıyla cisim görüntüden daha büyük veya görüntü cisimden daha küçük. Öyleyse bu ifademiz de doğru olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Asal eksenleri çakışık aynalarla oluşturulan 1-2-3 nolu sistemlerde ışınların izlediği yollar bize veriliyor. Buna göre bu optik sistemlerden hangilerinde aynaların odak uzaklıkları çakışıktır diye soruluyor. Hemen birinci sisteme baktığımızda bir çukur ve bir tümsek aynayla oluşturulduğunu görüyoruz. Peki hemen bakalım çukur aynaya gelen ışın. Görmüş olduğunuz gibi aynaya dik düşmüş ve kendi üstünden geri yansımış. Dolayısıyla sevgili gençler burada şunu söyleyebiliriz asal eksenin bu uzantısını kestiği nokta K ve L aynaları olarak isimlendirirsek K aynasının merkezi olacaktır. Peki tümsek aynaya bakalım. Yine aynadan kendi üstünden geri yansımış. Öyleyse bu nokta aynı zamanda L aynasının da neyi olacak? Merkezi olacak. Öyleyse bize de odak uzaklıkları çakışıktır diye soruluyordu. oysaki birinci sistemde odak uzaklıkları değil merkezler çakışık öyleyse sevgili gençler bu birinci durumda benim istediğim şart sağlanma hemen ikiye bakalım burada asal eksene paralel olarak gelen ışını görüyorsunuz bildiğiniz gibi paralel gelen ışın nereden gidip geçecektir odak noktasından geçecektir Evet şimdi buralara K ve L aynaları dersek paralel gelen ışın L aynasından yansıdıktan sonra Odak noktasından geçecektir. Hemen gelelim tümsek ayna görüyoruz. Tümsek aynada da gelen ışın paralel olarak yansıdığına göre uzantısı odaktan geçecek şekilde e, geliyor. Öyleyse burası yine K aynasının da odak noktası. Öyleyse burada odak noktaları çakışık durumda. Hemen şekil 3'e bakalım. Paralel gelen ışın görmüş olduğunuz gibi odaktan geçecek. Öyleyse yine buralara kale edersek burası L aynasının odak noktası olacaktır. Ve gelelim K aynasına asal ekseni keserek gelmiş. Asal eksene paralel olarak yansımış. Öyleyse odak noktasından asal ekseni keserek geliyor diyebiliriz bu ışın için. Yine burada da odak noktalarının çakışık durumda olduğunu görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşim, bu sorumuzun tabii ki doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. Selamlar sevgili arkadaşlar. L tümsek aynasının asal eksenine dik olarak yerleştirilen K düzlem aynasına şekildeki gibi gönderilen I ışını L aynasında ilk yansıma sonucunda kendi üstünden geri yansıyormuş. Buna göre tümsek aynanın odak uzaklığını veren bant aşağıdakilerden Hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şuna değinelim. Bakın K düzlem aynasından yansıyacak. O noktada bir sıkıntımız yok. L'den de ilk yansıması sonucunda kendi üstünden geri dönüyormuş. Bir tümsek aynada ışının kendi üstünden geri yansıyabilme şartı uzantısının merkezden geçecek şekilde aynaya gelmesidir. Öyleyse sevgili kardeşim burada yapacak olduğun en büyük hata bak. Gelen ışını bakın. Ee, şekildeki gibi, çizdiğim gibi asal ekseni keserek yansıtmandır. Böyle olmayacak. Çünkü kendi üstünden geri yansıyabilmesi için bu ışının nereden gelmesi lazım? Uzantısının Bu aynanın merkezinden asal ekseni kesecek şekilde gelmesi lazım. Öyleyse bakın şurası merkez yani 2F, 2 tane odak uzaklığı. Güzel. Burada bunu ifade ettikten sonra tabii merkez doğrultusu boyunca geliyor, aynaya dik düşüyor, kendi üstünden böylece geri yansıyor dedik. Peki burada bir de düzlem ayna özelliğini kullanacağız sevgili gençler. Bakın buradaki düzlem aynada açılar birbirine eşit olacağı için meydana gelen şu üçgenler eş üçgenlerdir. Bakın şuradaki üçgenlerimiz eş üçgenlerdir. Öyleyse buralar eş üçgenler olduğuna göre Şuradaki A mesafesi neye eşittir? B artı 2F eşittir. Öyleyse sevgili kardeşim burada 2F eşittir. A eksi B olacak. Odak uzaklığı ise A eksi B bölü 2 diyeceğiz. Onu da hangi şıkta görüyoruz? Tabii ki Ceyhan'da. Selam değerli arkadaşlar. L çukur aynasının asal eksenine dik olarak yerleştirilen K düzlem aynasına şekillik bir gönderilen I ışını L aynasında ilk yansıma sonucunda kendi üstünden geri yansıyormuş. Buna göre L aynasının odak uzaklığını veren bant aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bakın burada L aynasında yani bir çukur aynadan kendi üstünden geri dönme şartı Işının asal eksenin merkezde, aynanın merkezinde keserek aynaya gelmesi de dolayısıyla hemen şunu ifade edelim. Bakın burada K düzlem aynasından tabii ki eşit işte açı yapacak şekilde yansıyacak. Burada kendi üstünden geri dönebilmesi için aynanın merkezinden asal ekseni keserek gelmesi lazım. İşte o merkez uzaklığı da iki tane odak uzaklığı demektir. Güzel. Şimdi şunu da biliyoruz bakın düzlem ayna özelliğine göre gelme açısı yansıma açısına eşit. Yani buradaki bakın üçgenler eş üçgenler olmak durumunda. Öyleyse değerli arkadaşım burası A ise şu mesafede yine ne kadardır? A kadardır. Öyleyse hemen şunu söyleyebiliyoruz. 2F artı A neye eşittir? B'ye eşittir. Öyleyse 2F buradan B eksi A olacaktır. da uzaklığı da dolayısıyla B eksi A bölü 2 olacak. Ve sorumuzun böylece doğru cevabı deniz ışıkındadır. Bunlar sevgili gençler. Aç kur asal eksenine dik olarak yerleştirilen B düzlem aynası ile oluşturulan düzenek şekildeki gibidir denmiş. Asal eksene paralel olarak gönderilen I ışın optik sistemdeki yansımaları sonucunda kendi üstünden geri dönüyormuş. Buna göre A noktasının odak noktası LMN noktalarından hangileri olabilir şeklinde bir soru var karşımızda. Sevgili gençler öncelikle odak noktamız bakın L noktası olursa eğer bu ışın kendi üstünden geri dönebilir mi bunu inceleyelim. Şimdi paralel gelen ışın odak noktasından ki onu biz L noktası olarak ifade etmiştik. L noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansıyor. Peki şimdi düzlem aynaya geliyor. Kaç birim öteden geliyor? 2 birim öteden düzlem ayna özelliklerine göre eşit miktar e açı yapacak şekilde yansıyacak. Dolayısıyla uzantısının e aynanın arkasında asal ekseni kestiği noktada 2 birim olacak. Peki şimdi biz burada L noktasını ne seçmiştik? Odak noktası seçmiştik. Dolayısıyla odak uzaklığı burada nedir kardeşim? Bir birimdir. Peki B aynasından gelip A aynasına çarpan ışın 5 birim yani 5F'den geliyorsa Burada kendi üstünden geri dönme şartı sağlanabilir mi? Sağlanamaz. Öyleyse L noktasına güle güle dedik. Şimdi sırada M noktasına değerlendirelim. M noktası eğer bu sistemde a çukur aynasının odak noktasıysa biliyorsunuz paralel gelen ışın tabii ki odak noktasından geçecek. Düzlem aynı özelliği bir birimden geliyor. Dolayısıyla uzantısı aynanın arkasında bir birimde asal ekseni kesecek şekilde yansıyor. Peki şimdi sevgili kardeşim burada odak noktamız M noktası seçmiştik. Dolayısıyla odak uzaklığı 2 birim. Öyleyse şurası da bir odak kadar değil mi? Ha, o zaman burada ışın P noktasından geliyorsa eğer sanki bu aynanın A çukur aynasının merkezinden geliyor şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla bu gelen ışın aynaya dik çarpıp kendi üstünden geri yansıyacaktır. Öyleyse M noktası istediğimiz şartı sağladı. Süper. Şimdi de N noktasına bakalım eğer A çukur aynasının odak noktası N noktası ise gelen ışın paralel gelen ışın N noktasına geliyor. Burada B düzlem aynasına çarpıp eşit açı yapacak şekilde yansıyor. Güzel. Şimdi sevgili gençler bu yansıma sonucunda tekrar A aynasına geliyor ve N noktasından yani odak noktasından aynaya gelmiş oluyor. Dolayısıyla odaktan gelen paralel olarak yansıyıp Burada görmüş olduğunuz gibi düzlem aynaya dik olarak çarpıp kendi üstünden yine geri yansıyacaktır. Öyleyse sevgili kardeşim burada bizim istediğimiz özelliği sağlayabilen noktalar M ve N noktaları olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar, KLM aynaları ile ilgili bazı özellikler bize veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur deniyor. K çukur ayna mıdır? Hemen bakalım kanun özelliği neymiş? K aynasının önünde bulunan bir cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü aynadan uzaklaşıyor. Şimdi sevgili gençler şunu ifade edelim. Bir çukur aynada merkezin dışındaki cismin görüntüsü bildiğiniz gibi nerede? Odakla merkez arasında. Hemen onu bakın paralel gelen ışın üzerinden değerlendirelim. Bu cisim merkezin dışında, görüntüsü merkezle odak arasında. Şimdi cismi merkeze getirdiğim zaman görüntüsü de tabii ki merkezde olacak. Cismi odakla merkez arasındaki bir noktaya getirdiğim zaman görüntü nerede olacak? Merkezin dışında olacak. Dolayısıyla hemen şunu söyleyebiliriz. Cisim odağın dışındaki bir noktadan itibaren odak noktasına doğru yaklaşırken çukur ayna için tabii ki Görüntüsü de değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi aynadan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Öyleyse bu durumun sağlanabildiği koşul yalnızca çukur aynada söz konusu olabileceği için bu kesinlikle doğrudur. Şimdi gelelim L tümsek aynasına. L tümsek ayna mıdır acaba? Kesinlikle onu söyleyebilir miyiz? Özelliğe bakalım. L aynasının önünde bulunan bir cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de aynaya yaklaşır mı? Peki şimdi çukur ayna için şunu söyleyelim. Çukur aynada değerli arkadaşlar odağın o içindeki bir cisim için şunu yazalım. Burada aynanın arkasında görüntü oluşuyordu ve görüntünün boyu cismin boyundan daha büyüktü. Sanal bir görüntü söz konusuydu. Cismi bakın aynaya yaklaştırdığım zaman görüntü de aynaya doğru küçülerek yaklaşıyordu. Öyleyse bakın bu aynada eğer cisim çukur aynada odak noktasının içindeyse cisim aynaya doğru yaklaşırken görüntüsü de görmüş olduğunuz gibi aynaya doğru yaklaştı. Peki tümsek aynaya bakalım. Tümsek aynada sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman görüntü aynanın arkasında odakla e, tepe noktalar arasında yer alacaktır. Bu cismimizin görüntüsü bakın burada bulunsun. Cismi aynaya doğru yaklaştırdıkça görüntü de aynaya doğru yaklaşacaktır. Öyleyse burada da Tümsek aynada da aynı koşul elde edilebiliyor. Düzlem aynaya bakalım. Zaten düzlem aynada her zaman cisim ve görüntü aynaya eşit uzaklıktalar. Bakın burada cismin aynaya olan uzaklığa ise görüntünün de aynaya olan uzaklığıdır. Dolayısıyla siz bunu yaklaştırdığınız zaman görüntü de eşit büyüklükte bir yol alarak aynaya doğru yaklaşacaktır. Dolayısıyla burada L tümsek ayna kesinlikle deme şansımız yok. Hemen Üçüncü ifadeye bakalım. M düzlem aynadır demiş. Peki M'nin özelliği neymiş? M aynasının önünde bulunan cisim ve görüntüsünün boyları eşittir. Sevgili arkadaşlar, merkezde çukur aynanın merkezindeki bir cismin görüntüsünün yine merkezde yer aldığını biliyoruz. Aynaya uzaklıkları eşit olduğu için bunların boyları da eşittir. h ve h kadar diyebiliriz. Peki düzlem aynada zaten bu her zaman geçerli olan bir özellik. Sevgili arkadaşlar burada cisimin boyu h görüntüsünün boyu da yine ne kadardır? h kadardır. Öyleyse sadece e, cisim ve görüntüsünün boylarının eşit olması ifadesiyle L'nin düzlem aynı olduğu kesinliğine varamayız. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı tabii ki Adana şıkkı olacaktır. Selamlar herkese. Şekildeki tümsek aynanın asal eksenine paralel olarak gelen I ışını I olarak yansımaktaymış. Buna göre K tümsek aynasına şekillerdeki I1, I2, I3 ışınlarından hangilerinin yansıması sonucu izlediği yol doğru çizilmiş olabilir şeklinde bir soru var. Hemen arkadaşlar ilk şeklimize bakalım. Asal eksene paralel olarak gönderilen ışın. Biliyorsunuz tümsek aynada uzantısı odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla aynaya D kadar uzaklıkta olunan bu nokta tabi aynanın odak noktası olacak. Öyleyse sevgili gençler şekil 1'e dikkat edin. Burada 2D'den yani aynanın merkezi doğrultusunda tümsek aynaya gelen ışın bildiğimiz gibi kendi üstünden geri yansıyor. Aynaya dik olarak düştüğü için öyleyse şekil 1'deki yansıma doğru çizilmiştir. Peki hemen şekil 2'ye bakalım. Burada biliyorsunuz D kadar uzaklıktaki bir noktada e, tabii ne yer alacak? Burada tümsek aynanın odak noktası yer alacak. Tümsek aynaya asal ekseni keserek gelen ışınların tamamı odak noktasıyla tepe noktası arasındaki bir noktadan uzantısı asal ekseni kesecek şekilde yansıyordu. Dolayısıyla buradaki yansıma değerli arkadaşlar yanlıştır kesinlikle. Hemen şekil 3'e bakalım. Yine asal ekseni keserek gelen ışın. Öyleyse hemen D bölü 2 uzaklığı verildiğine göre aynaya D kadar uzaklıkta odak noktasının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla asal ekseni keserek gelen ışın tümsek aynadan uzantısı odakla tepe arasından geçecek şekilde yansıyor ki burada öyle olmuş. Öyleyse bu da doğru olabilir. Öyleyse değerli arkadaşlar 1 ve 3. durumlarda yani I1 ve I3 ışınlarının çizimleri Doğru olabilir diyoruz.